Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Gene bir kurban arefesinde beraberiz. Bunu nasip eden Cenab-ı Hakk'a senalar olsun. Kurban zahirde zib, boğazlama geliyor veya hedi, hediye manasına geliyor. Allah'a kurp yaklaşma anlamına geliyor. Kurbiyetten yani kurban kurbiyetten geliyor. Allah'ın bizi yakınlığı değil. Bizim Allah'a yakınlığımız. Allah'ın bize yakınlığı akrebiyet, kulun Rabbine yakınlığına kurbiyet. Akrebiyet, kurbiyet. Yani kişinin ifadesi. Kişiden Allah'a bakış bu. Allah'a yaklaşma, kurbiyet. Yani her sene duyarız İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı kurban ederken koç gelmiş falan. Doğru. Yani zip İbrahim Aleyhisselam'dan bakış boğazlama. Hed İsmail Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam canibinden İbrahim'e bakış. Kurban bu iki bakışı bize cem ediyor. İbrahim'i ve İsmail'i bakışın cemidir. Ümmete hediyesidir. Nedir o? İbrahim Aleyhisselam Hanifel Müslümen. Hanif dilinden diyor. Yani biz ondanız. İbrahim Aleyhisselam meşrebi Rahim ve Hakim ismine masar. Yani Rahim ruhsal, ruh Hakim akli. ikisini cem etmiş. Bu zib yönü. İbrahim'i bakış. İbrahim'i bir meşrebi anlasak onun fiilini daha iyi anlarız. İbrahim'i meşrep, rahim, şefkat, hakim, hikmet. Risale-i Nur meşrebi İbrahim Aleyhisselam'ın meşrebidir. Rahim, hakim. Dört tane isme mazardır. Risale-i Nur. Hay, nur. Rahim, hakim. Bazen bu altıya da çıkıyor. İbrahim bakış, rahim, ruhsaldır. Mesela tayin pekmezi, e, bu çok önemli bu anlatıcı. Tayinle pekmezi karıştırmak gibi. Rahim, şefkat, koy. Hakim, hakim ismine mazar, dima. Yani İbrahim'i meşre bakış, boğazlama, ruhunu ve aklını. Bu bütünselliği boğazlama. Hediye. Hediye ise İsmail'i meşrep ve ondan sonra bize hediye bu olay ne diyorsun? Nedir o İsmail Aleyhisselam? Beni teslim e olmuş sabredenlerden bulacaksın diyor. Teslim Seleme fiildir, İslam'dır. İsmail Aleyhisselam'dan geliyor. Fiildir. Bedensel Doğru yaşamak. İsmaili i Meşrep ne demek? Doğru yaşamak. Bir de nedir? Sabır. Sabır da kalbi bir inkişafı gösteriyor. İsmail'i demek ki kalp ve beden bütünlüğüdür. İbrahim'i Meşrep ruh ve akıl bütünlüğüdür. Bunu ümmet hedi olarak kurban sembolü ve fiiliyatıyla gösteriliyor. Kurp. Onun için denmiş. O zaman dördünü bir araya getirirsek ne oldu? Ruhu söyledik, aklı söyledik, kalbi söyledik, fiili söyledik. O zaman vicdan kalıyor. Ümmeti Muhammed'e de toplumsal bir vicdandır kurban. Toplumun vicdanıdır kurban. Yani fiiliyata gördüğümüz zaman fiiliyatta yardımlaşmadır. Sen bana bir böyle bir öğreti felsefe söyle. Bir din semavi dinler hariç. Yani ben insan malına ve varlığına bu kadar iken sevgiliyken sever, severken onu alacaksın, keseceksin, yemeyip vereceksin. Bu toplumun vicdanıdır. Ve kurban kurbiyetten kişinin Allah'a yakınlığı, bu da çok önemli, şimdi onu kullanacağım. Bu toplumsal bir yakınlıktır Allah'a. Çünkü toplumsal işlenir bu fiil. Namazdan anlıyoruz ki, Kişinin Rabbine en yakın olduğu hangi andır? Secde anıdır. Adeta hususi ibadetin secdesi toplumsal bir ibadetin secdesi kurbandır. Onun için namazda kişinin Rabbine en yakın olduğu An secde olduğu gibi toplumsal bir ibadetin Rabbine en yakın olduğu an kurban bayramıdır. Toplumun vicdanıdır. Kaynaşma var, yardımlaşma var. Kurbanda her şey var toplumda. Toplumun Rabbine yakın olduğu an kurbandır. Ha, o kadar sert olmuş ki onu pek denmiyor. İmkanı olup da kurbanı kesme mescidimize uğramasın diyen peygamberin ümmetiyiz. Toplumsal bir ubudiyettir. Cüz'i insaniyetten, cüz'i lehten külliliğe takvanın göstergesidir diyor. Takvanın teslimiyetin işaretidir. Mal bahanesidir. Aslında teslimiyetin ifadesidir. Ey babacığım diyor. Sana ne emre olunduysa yap diyor. Beni teslim olmuş sabredenlerden göreceksin diyor. Görüyor musun? İki, i̇ki, sistemi çalıştırıyor. Teslim, seleme. Yani doğru yaşamak, sünnet-i seniye. Sünnet-i seniyenin ifadesidir İsmail. O zaman vicdan. Oluyor. Bir tanesi mesela kişinin fiili nereden çıkıyor? Ee, Hutbe-i Şami 77'de geçiyor. İnsanın fiiliyatı kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor. 77 söyleyeyim. Kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor. Yani kalp ve vicdan bütünlenirse fiil oluyor. Yoksa kafadaki ilim fiile geçirseydi her doğruyu bilen her alim doğru yaşardı. Ama kalbinde ve vicdanda varsa mutlaka fiil olur. Bu kalbin ve vicdanın bütünselliğidir teslim. Onun için sünnet-i seniye kalbi ve vicdanidir. Ramazan içinde bir terk var. Fiil yok. Kurban ise kendisi fiil dışsaldır, kurbiyettir. Oruç ise akrebiyettin inkişafıyla oluyor. İnsan, insan oluyor oruçla. Ama bu kendi beşeri bir eylemsel ibadettir. Toplumsal bir ibadet. Fiildir yani. Yani fiil vicdanı yapılandırdığı için toplumun vicdanıdır kurban. Mesela vicdanın içinde ne var? Dört sistem var. En soğan kabuğu gibi dışsalda başlayayım. En dışında irade var vicdanda soğan. Gir içeriye zihin var. Gir içeriye his var. Gir içeriye latife-i rabbaniye var. Bunların eylemsel hali nedir? Eğer vicdan inkişaf ederse iradeden ibadetullah olur. Eğer vicdan inkişaf ederse zihnin marifetullahı olur. Eğer vicdan inkişaf ederse vicdandaki hissin muhabbetullahı olur. Eğer vicdan inkişaf ederse latife-i rabbani'nin müşahadetullahı olur. Yani kurban toplumsun toplumu vicdan olduğu için iradeyi, zihni, hissi latife-i rabbani inkişaf ettiriyor. Bunları yaptırıyor bu sonuçları gösteriyor. Sorumluluğu almanın farkındalığıdır. Sorumluluk almış. Yaradılışın farkındalığıdır yani. Herkes mutlaka bulur. Mesela Türkiye'de kesemiyorsan gene Müslümanların memleketi İslam coğrafyasıdır. Kesersin Afrika'da yani. Mutlaka herkes bulur yani. Toplumsal vicdandır ya kurban. İçi gidiyor. Müsbet cemaatler var. Mahmud Efendi cemaati var. Menzilim var. Nurcuların da var. Oradaki temsilcileri var güvendiğiniz kişilerle. Yeter ki sen iste yani samimi ol. Tabii ki sen gidip de Almanya'da veya Fransa'da veya Türkiye'de kesmeye kalkarsan ya kesemiyorum. Ama yani burada kesemiyorsun ama kesiliyor yani. Kurban malın karlarından olan zekat gibi değildir. Zekat malın karındandır. Dört tanedir zekat malları. Bir, ticaret mallarındadır. İki, nakit paraların vesairedir. Üç, topraktır. Dört, hayvandan verilir. Yani bunların bir sene geçmesi lazım. Kurban da böyle değil. Kurban yaratılışın zekatıdır. Yani kar falan, kar marjına aranmaz. Mal, nisap miktarı malı olan, çare etmiş demiyor. Herkes mutlaka bulur bir şeyi. Keser yani. Haç içinde öyle söylenmiş. Hani şu kadar denmemiş. Yol bulan şey yapsın diye. Cüzi, cüzi insanlıktan külli, sadakayı makbul edir. Toplumun sadakasıdır. Fakir zengin arasındaki uçurumu bu kapatıyor. Bir de zekat kapatıyor. Zekat o malların zatından değil karlarındandır. Malın zatındandır kurban. Hiçbir şey bırakmıyor. Toplumda fakir, zengin, alim, cahil bırakmıyor. Yani fitne, fesat, ihtilallere müsaade etmiyor. Üst tabakanın üst tabakanın merhameti alt tabakanın hürmetini temin ediyor. Bir köprüdür. Yani mali bir köprü olduğu gibi zekat toplumsal bir birbirlerine kucaklananın da köprüsü kurbandır. Mesela kurban dışsaldır. Zekat ise içtimai faaliyetindir. Oruç ise içsel bir ubudiyet. Namaz arka, bu, arkasına geçiyoruz. Bu dördünü yapan kişinin şahadetidir. Bak İslam. Kelime-i şahadet. Kelime-i şahadet İslam'ın son halkasıdır. kader iman da imanın son halkasıdır. Dördünün arkasında olan kişinin şahadeti. Kelime-i şehadet İslam'ın. İslam'da dört tane fiildir. Namaz, oruç, hac, zekat fiildir. Ama kelime-i şehadet fiil değildir. Bunların hazmeden kişinin Rabbine karşı ifadesidir. Bunun dördünün arkasında cemedendir. Onun için bu had ve zip farklı noktadan tabii nakledildiği zaman bunu içeri doldurulmayınca taklit oluyor. İnsana zevk vermiyor. Şimdi bu kurban aynı zamanda Buraktır diyor Risale-i Nur'da. Ona gireceğim. Biraz da ilginç o. Kurban Mekke'den Mescid-i Aksa'ya Peygamber aleyhisselatü vesselam Burak'a bindirilmiş. Kurban için diyor ki iman küfür muvazelerinde bak okuyayım. Kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Bak şimdi sırat köprüsü altı cehennem sıra haşir meydanı cennet burası. Haşir meydan burası cehennem dipte karşıdı karşı vaka nehrin karşısı cennet komple cehennem yok orada. Bu bu ada, burası da Haşir Meydanı. Bir kanal şeyi düşün, nehri düşün. Orası cehennem. Cehennem bunların dibi. Buradan geçmenin adı Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü nedir? Daha önceki derslerde biliyoruz. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Bu ne demektir? Birisi itikattır, birisi sünnet-i seniyedir. Kılıçtan keskin olması bidat ve hurafelerden uzak durmak. Kılıçtan keskin. Kıldan ince sünnet-i seniye kafa karıştırmayacaksın. Anlamadığına sünnettir, hadis değil diye atmayacaksın. Sırat köprüsünden düştün işte. Niye sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin? Kafayı karıştırdın mı? Kafan sanki kafa, radiyallahu anh kafası tam dört tane alemi arş-ı azamı, arşı, lef-i mahfuzu kürsü cem etmiş. Onun ifadesi olan hadis-i şerifi ben kafama yatmadı, vadis değil. Bu akla uygun değil. Şimdi bu zamanda bu olur mu falan. O Sırat Köprüsü'ne düşüyor. Sırat Köprüsü'nün hakikati oradadır. Sureti dünyadadır. İşte diyor ki kurban kesen diyor. Burada Risaba İman Küfür Muvazenerisi 73 Risale'de. Kurban olarak kesilen bir koyuna Hakikati bu. Sureti dünyada bak ne olacak? Ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesi vermekle mukyafatlandırıyor. Kesilen burada koyun keçi, sır orada burak oluyor. Peki orada olacak hakikatin burada temsilcisi yok mu? Burada ne oluyor? O koyuna buraklık gibi makam veriliyor. Demek dünya hayatı sırat köprüsü gibi ince ve keskin. İnce ve keskin. İnsanın içinde sırat köprüsü nedir? Birbirine bağlayan yani itikat ve sünnet-i seniye. Fiil ve Kur'an'a muhatabiyet. Sünnet-i seniye ile Kur'an'ın cemi sırat köprüsüdür. Kur'an ve sünnet-i seniyenin bütün selli sırat köprüsüdür insanın içinde. Oradan düşersen cehenneme hem orada hakikatin yakacak hem burada yakacak. Dikkat nedir? Bidat, hurafe, batıl şeyleri ilah edilmemek, tarafkirlik. Baksana bu toplumsal bir seçimde bile Risale-i Nur'u nasıl anlayacaksın diye dersler yapan, kitap yazanların nasıl battıklarına şahit olduk. Demek ki öyle bilmek olmuyormuş. Sırat Köprüsü'ne nasıl insanlar düşüyor görüyor musun? Yani doğru itikat, doğru tarafkirlik, doğru eylem. Yani Kur'an ve sünnetin bütünsel hali insanda Sırat Köprüsü'dür. Ben anlamadım. Ben mantığıma şey geldi. Ben onu olmaması lazım. Sünnet şey hadis değildir. Nasıl düşüyor? Sırat köprüsünden düşüyor işte. Bu dünyada da düşüyor. Diyor ki itikat ve sünnet seniye, isyaniye yani Bali, batıl itikatlardan ve bidatlardan iştinap. Sırat köprüsünde teslimiyet vazifesini görüyor kurban. Mesela hadis-i şerif midir? Kaynağı sağlam mıdır? Kütüb-i sitte altı. Kütüb-i Sitte ustad diyor ki Buhari'de görmek, sahabeden işitmek gibidir diyor. Orada gördüğün bir şey teslim ol kardeşim. Sen onun hikmetini bilmezsin. Bak kurban hakkında bu kadar ve kısa bir zaman içerisinde bu kadar söyleniyor ama bunları duymayanlar ilk defa duyuyor. Allah Allah. Ya böyle işte yani bilmediğini böyle şaşırdığın gibi daha bilmediğimiz çok şey var. Onun için anlamadığını, kafana yatmadığı şeyi bu yanlıştır deme. Sırat köprüsünden düşersin. Sonra anladığın zaman iş işten geçer. Kurban ibadeti de Dünya sırat köprüsünde teslimiyet vazifesini görüyor. Kurban teslimiyetin, sabrın, rahim, mer şefkatin ve hikmetin, tefekkürün simgesi köprüsüdür. Kurban da bir köprüdür. Fakir zengi arasında sureten öyle olduk olmakla beraber. Gönüller arasında bir köprüdür. Şefkatin, tefekkürün, teslimiyetin sabrın simgesidir, köprüsüdür. Biz Müslümanlara kurban kesmek kolay geliyor. Denim, hemen bazıları diyecek ki, Oo bu anlattıkları nelermiş ya. Ya Allah Allah ama bir basit ya bir kurban bu, bunları mı ifade ediyor? O basit dediğin şey karşı çıkanlar var. Müslüman karşı çıkan var. Horoz kesilebilir diyor. Yok diyor burada yakınlıktır diyor. Sadaka versen de olur. Bak Müslümanım diye dedi aldı. Profesör oldu oldu aldı. Sadaka versen kurban olur diye ne olmuş? Yani biz küçük küçümsediğimiz ya bu nedir ya ufak ufaktır bu anlattıkları nerede kurban? Ne olacak ya bunu kesin? O dediğine bakma, o simgedir, o fiildir. Aslındaki onu yap yapamayanları gördüğün zaman yapmanın ne demek olduğunu anlarsın. Adam profesör olmuş. İlahiyatta talebe yetiştiriyor. Adam horozla, tavukla kurban olur diyor. Sadakada verse ne olur diyor. Çünkü kurbanın Arapçası kurbiyettir, yakınlık. Kurbanla yaparsın diyor, sadakayla yaparsın diyor. Yani yapamıyor. Basitleme yani. Zordur bu. Teslim olmak İsmail'i meşreptir. Teslim olmak zordur. Ya... Sırat Köprüsü İbrahim'i Meşrep kılıçtan keskindir. İbrahim'i Meşrep Sırat Köprüsü'nün kılıncıdır. İsmail'i Meşrep ise Sırat Köprüsü'nün kılı kadayıncıyedir. Teslim olmuş. O tekisi de tevhid ehlidir. Birisi teslim, birisi tevhid, birisi iman, birisi İslam. Cemi Kurban. İbrahim İman, İsmail İslam, Cemi Kur'an. Cemi Kurban. Mevzu kurbanın kendisi değil. Mevzu teslimiyetin emre itaat sorgulamasıdır. Yani mevzu kurbanın hayvanın kesilmesi değil. Mesela ben sana desem ki Furkan şunun elini öp. Ya abi o çocuk ya elini mi öpüyor? Sana ne? Ben sana elini öp dediğim zaman onun elini öpmek demek benim emrimin elini öpmektir. Ben sana söylüyorum. Secde gibi yani. Allah Secde edin bana diyor. Toprağa edin diyor. Toprağa secde edince Allah'a edilmiş oluyor. Allah dedi çünkü. Mevzu kurbanın hayvanın kendisi değil. Kan akıtmak değil. Bunlar hikmettir. Fakir fukarayı doyurmak hikmettir. Esas hikmet değil kurbanda. İllettir. Kim emretti? Kim emretti bunu? İlleti Allah'ın emridir. Hikmeti sayabildiğin kadar say. İlleti var, hikmeti olmasa da gene yerine getirmesi lazım. Mevzu kurbanın hayvanın kendisi değil, illetidir, teslimiyettir, emri ilahidir. Allah mı dedi? Peygamberin emri midir? Ha bu. İlleti budur. Hikmeti konuştuğumuz, ne konuştuğun, konuşacağını hepsi de daim. Tıpkı İsmail aleyhisselam'ın bilmana sana ne emrolunduysa babacığım onu yerine getir demiş. Beni sabredenlerden bulacaksın. Kurbanın ne demek olduğunu mefhumu muhalifiyle muarızlara bakarak görürsünüz. Bak o vejeteryancıları göreceksiniz. Her gün her çeşit et yiyenler onlar sanki o etleri gökten geliyormuş hayvanlardan gelmiyor. Tam düşmanları hemen hayvana katliamdır falan diyecek. Ama kendisinin senenin boyunda kestiği hayvanları yediği etti Sanki gökten geliyor. Sanki bir hayvandan kesilmiş değil onlar. Etin her çeşidini yer. Yıl başında katliam yaparlar. Neyin katliam yaparlar? Neyi keserler? Hindi keserler. Hindi katliamı yaparlar. Binlerce, milyonlarca Çin'den ithal edilir hindi. O hayvan değil miydi? O katliam değil miydi? Hala insan kurban ediliyor. Ben o gittim o kilise İngiltere'de ama göstermiyorlar. İngiltere'de ana merkez kilisede onların da kurbanı var. Afrika'dan 100 dolara satın aldığı çocukları, çocukları kurban ediliyor. Vatikan'da var. Şu anda hama anaman Avrupa'nın ana merkezlerinde gizli gizli insan kurban ediliyor. Budizm'de var. Ateşte yakıyorlar. Japonya'da var. İnsan kurban ediliyor. Onları görmezler. Şimdi kurban foryası başlar. Hindi hindi foryası başlıyor mu yıl başında? Çam ağacının folyası başlıyor mu? O hindiler nereden geliyordu? Gökten mi geliyor sana? Koca sene boyu yediğin kuzu etleri, sığır eti, dana etleri, oküz etleri, oküz kafalı mıydı? Niye gökten gelmiyor demedin? Yani teslimiyetin ne demek olduğu için söylüyorum. Teslim olmak. İlleti şu. Allah emretti mi? İlleti emri ilahidir. Hikmeti nedir? Bir sürü seversin. Ya Rabbi ben sana teslim olmuşum. Nasıl göstereceksin bunu? Kurbanla toplumsal ibadeti olarak kurbanla. Fert olarak namazla. Toplumsal enfusi ibadet ise enfusi ibadet oruçtur. Toplumun enfusi ibadeti oruçtur. Toplu, toplumun mülk tarafı dışsal ibadeti kurbandır. Kurbanla oruç birisi dışsal birisi içseldir. Toplumun ibadetidir enfusi oruç. Toplumun ibadetidir kurban dışsal eylemsel, teslimiyetin ifadesi. Hevayı kurban ediyorsun, hevayı terk ediyorsun. İlahlığını terk ediyorsun. Ben ilahım diyordu insan. Bırakıyorsun. Hem içsel hem dışsal. Yani oruçla kurban içsel ve dışsal bunlar. Kurban ne demek olduğunu mefhumu muhalifi ile muarızlara bakar bakarak görürsün ne kadar mühimdir. Niye rahatsız oluyorsunuz arkadaşlar? Senin 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 paranla mı kestim? Senin sığırını mı kestim? Ben senin hindine, Kestiğin hayvanlara yok e, atmosferdeki sıcaklık derecesi değişiyor diye milyonlarca Avusturya ve Avustralya'da hayvan katliamına bir şey diyor muyum? Milyonlarca hayvan katliamı yapıyorlar. Efendim hayvanların bıraktığı salgılamış olduğu o gaz atmosferi değiştiriyormuş. Oysa nükleer santrallarını demiyor bu insan. Hayvanları milyonlarca itlaf yapılıyor. Katlediliyor. Avustralya'da görmedik milyonlarca hayvan katledilmiş. Hal edilmeye devam ediyor. Zalim, mefhumu muhalifiyle muarızlara bakarak görürsün ki kurban neymiş? Basit, sıradan bir şey değilmiş. Sana basit gelmesinin sebebi öp de başına koy. İslami şuurun olduğundandır. İslami şuurun olmasa 100 tane sana sebep olur kesmemek için. Bakın ne kadar rahatsız oluyorlar sanki onun malını kurban ediyormuş gibi. Kurbanda İbrahim'i duruşu andırıyor. İbrahim'i duruş var. İsmail'in sabrı ve teslimi var. İbrahim'in ihlası varken İbrahim'in ihlası ve sadakatı hedefler kendileri değil temsil ettikleri konuları itibariyledir. Yani hedef nedir? Yani illetidir yani bu hedefi nedir bunun? Yani kendisi şekle takılmayacaksın. İnsan kanına hayvan kanı ile bedellenmiş. Kurban niye çıkmış? hikmeti, hikmet konu. İnsan kurban ediliyordu gelenek de eskide. Yani semavi dinlerde değil. Böyle hep bidatlarda bu vardı. İnsan hala hala kurban ediliyor Avrupa'da da. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o rivayet var ya dedesi. Yani şu kadar şey kurban edilecek. Yani İsmail insan kanına koç, koyun, sığır işte kurban bedel olarak getirilmiş. İki kan. İnsan kanına hayvan kanı bedellenmiş. Diyor ki insan kanına hayvan kanıyla bedellenmiş. Kan dökme dürtüsünü tatmin olacağından, sporlarından ve ticaretine kadar her taraf etkiliyor. Mesela kurban kesen toplumlardaki sporlar, Ticaret, toplumsal hayatla kurban kesmeyen toplumların sporları, içtimai hayatları çok farklıdır. Kurban kesmeyen toplumların sporları boks, kan üzerine kurulmuş hepsi. Bizde bu savaş, asker eğitimi hariç kafaya vurmak yok. Yani kurban kesen toplumlarda kan akıtmayla, kan dökme dürtüsü tatmin oluyor. Ama kurban kesmeyen toplumlarda bu olmadığı için bütün toplumsal ticareti de anne baba mesela gavurlarda da münasebetlerde kan dökmemek yani sanki içeride kan donmuş. Mesela Avrupa'da sırna şey vururlar bıçak kesmezler. Kan içeriye donar. Kan yerler. Kan emen vampirler gibi. 2 milyon Afganistan'da Müslümanın kanını emen Amerika. Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de yani kan kesme yani hayvan kesmeyen toplumlardaki kan emmesi vampirlerini görüyor musun? Başka bir noktaya nazar veriyorum. Kurban farkındalık dedik. Beşeriyetin insanlığa farkındalığıdır. Bu da kürstür. Kurbanla bizde Mikail aleyhisselam aktif oluyor. Mikail. Çünkü kürsün temsilcisi Mikail aleyhisselamdır. O dört tane ibadet, namaz, oruç, had, zekatın bir dört tane büyük mele tekabül ediyor. İşte Mikail aleyhisselam kürsün temsilcisi, arşın temsilcisi İsrafil aleyhisselam, lef-i mahfuzun Kemsilcisi Cebrail aleyhisselam. Mümessili yani. Arş-ı Azam'ın mümessili ise Azrail aleyhisselam. İnsan, insan doğmamıştır anlasından. Beşer doğmuştur. İnsan olunur. İnsan doğulmaz. İnsan adayıdır. Eğer dinler gelmeseydi insan beşer olarak kalacaktı. İnsan değil yani. İnsanı yani beşeri insan yapan peygamberlerin gelmesidir. İşte farkındalık bu. Beşeriyetten insanlığa urucu farkındalığı e, kürse kadar ve bunun Mele meleği olarak da Mikail Aleyhisselam temsilcisidir. Demek ki kurbiyet kürse kadardır. Mikail Aleyhisselam'ın tasarrufuna, şahsi manevisine giriyorsun. Mikail Aleyhisselam'ın tasarrufuna giriyorsun. Kürs ile arş azama kadar ref reftir. Mektubat 17'de Berk ve Burak gibi uçarak haşirden geçerler. Yani o kurban Burak olacaksa Burak ile kurban arasında ilişki vardır. Burak. Kurban Burak'tır. Ona giriyorum. Berk ve Burak gibi uçarak Haşir'den geçerler. Mektubat 303'te de cennetten getirilen Burak'a dair Mekke'den Medine, Burak ile gitmiş. Sidret-i Muntaha'ya Cebrail'in kanatlarıyla Sidret-i Muntaha'ya cennetin sonudu. Daha yukarıya refrefe binerek peygamber gitmiş. Burada Burak kurbandır. Kurbiyet yani kemalat insaniyedir. Kur'an manevi bir binek olur. Yani kurban manevi bir binektir insanda. Ona biniyorsun. O kurban seni sende uyandırdığı fikir, his, duygu ve latife bütünlüğü kurbandır. Dışarıda hayvandır. Kurban aklında fikir, vicdanında his, kalbinde duygu, ruhunda latife. O zaman kurbanın içsel nedir? Tayin pekmezi karıştırır gibi yapalım tayin pekmez. Fikrini kurban keserken e, fiiliyatını koy. Fiili eylemini, fikriyatını, aklın fikirlerini koy. Vicdanın isterini koy. Kalbin duygularını koy. Ruhun latifelerini koy. Kurban keserken toplumsal latife. Bunları karıştır. İnsanın içindeki kurbandır. Dışsal budur. Toplumsal ise insanlığı, insanlığı bütünleyendir. Düzü hepsi beraber ediyor fakir zengin fark etmiyor. Alim cahil, kariyeri olan ve cahil olan fark etmiyor. Hep aynı sofrada, aynı fiilin etrafında duruyorlar. Demek ki kurban manevi bir binek olur. Senin bakışlarını, içsel bakışını değiştirir. Risale-i Nur'da bak nasıl geçiyor. Çok ilginçtir, çok gariptir. Arslan'a, Arslan'la ifade ediliyor. Mesela İnce Mesnevi Nuriye 219'da diyor ki Eğer iman kulağıyla Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursan o ecel aslanı bir burak olur. Ecel aslanı hani var ya 8'in sözde bir adam kaçıyor. Çölde giderken bir aslana denk geliyor. Aslan kovalıyor. Aslan kovalarken bu da kaçıyor kaçıyor bir kuyuya geliyor. Meğer kuyu kazmışmış. Ya aslan yiyecek ya kuyu atlayacak. Burada garanti yeneceğime göre kuyu atıyor kendisini. Kuyu atınca orada bir incir ağacına tutunuyor. Bir bakıyor ki incir ağacıma çeşitli bütün yemişler var. Bir incir ağacı zahirde öyle gözüküyor ama bütün meyveler var. Aşağıya bakıyor bir canavar ağzı kuyu ağzı kadar geniş. Üste bakıyor aslan ağaca bakıyor köklerini siyah beyaz fare kemiriyor. Oradaki kuyunun üstünde seni bekleyen kuyuya atan kimdi? Aslandı. Sonra bu tısımı çözen yani akıl Kur'an'a muhatap olursa bu bir simgedir. İbrahim Aleyhisselam'ın sufunda anlatıyor. Tevafuka bak. İbrahim Aleyhisselam'ın kitabında anlatıyor bu misal. O aslan neymiş? O aslan ecel aslanıymış. O kuyuda olan adam der ki ha ben çölde gidiyordum bir sır var. Kovalandım, kuyuya atıldım. Burada incir ağacıma bir sürü bütün... bütün meyvelerin hepsi var. Ağacın kökünü siyah beyaz fare kemiriyor. Aşağıda canavar, üstte aslan. Ya burada bir sır var ya diyor tılsımı çözüyor, tak her şey tersine dönüşüyor. Aslan neymiş? Binek oluyor. Bineğe dönüşüyor. O ecel aslanı bırak olur. Zahiri batına dönüşüyor. Mesela zahirden ölüm. Aslan gibi, parçalanmak gibi. Oysa binektir. Nedir o? Mevla'ya kavuşuyorsun. Yani teptili mekan ediyorsun. Tahvili vücut ediyorsun. Dönüşüme geçiyorsun. Allah'ın bir dairesine başka bir dairesine geçiyorsun. Zahirde inhilaldir, dağılmaktır, parçalanmak, çürümektir, yok olmaktır, unutulmaktır ölüm. Hakikaten hiç de böyle değilmiş. Zahirden aslan hakikaten at gibi olmuş. Seni zahirini batınına dönüştüren Burak, işaret icazda diyor ki 61. sayfada sanki hidayet ilahiye bir burak olup müminlere gönderilmiştir. Buraka hidayet diyor. Kurbana burak diyor. Burada da hidayete burak diyor. O zaman hidayetle kurban eşit. A eşittir B ise B eşittir A ise A eşittir C'dir. Sırınca kurban aynı zamanda hidayetin simgeselliğidir. Hidayet olunasınız. Olunduğunun göstergesidir. Çok tuhaf. Burak hidayet. O zaman hidayet edilenlere kurban yakınlık sana nasip olur. Sana kolay gelir. Eğer sana hidayet olurmamışsan kurban sana dağ gibi olur. Aşamazsın, zor olur. Bahanelerin çok olur. Bağla 46'da diyor ki: "Burakı tefik ile hakayki hakayki semavata rahı u, uruc ile." Burada da yani şeyi kaçırmamak lazım. Madem kurban sırat köprüsünde Burak oluyorsa, Burak nedir diye Burak aynı zamanda tefik ilahidir. Allah'ın sana yardımıdır. Kurban da sana tefik ilahidir. Talihçe Hayat 56'da diyor ki Burak-ı Meşveret-i Şerif ikren bineceğiz. Bak çok ilginç. Bu da anlattıklarımdan belki de daha garip. Kurban Burak'tır, hidayettir. Aynı zamanda toplumsal meşveret-i şeriyedir. Müslümanların fiil ve düşünce birliğinin ifadesidir. Bak ne diyor? Burak, Burak Meşvereti Şer'iye. Fikre bineceğiz. Toplumsal bütünlüğün fikir birliğinden ihalar çıkıyor, SİHA'lar çıkıyor, kızıl elmalar çıkıyor, kanlar çıkıyor. Bu toplumsal birliği gösteriyor fikir birliğini. Bu tek başına kim yapabilir? To ya demek ki kurban Burak. Bunlar nedir? Aynı, aynı zamanda bunlar Sırat Köprüsü'ndeki Burak'tır, Hidayet'tir, meşveret Yani toplumun meşveretinin yani fikir birliğiymiş kurban Burak bak bir daha tarihçi hayatta Burak Burak meşvereti şeriye fikren bir neciz kurbanda toplumsal meşverettir ve toplumsal tevhid düşüncesini oluşturan o tarihte aynı şeyler oruç gibi mesela e, toplumun fikir birliğini nasıl yapacaksın meşveret fikir birliği fikir birliği demek ki kurbanda toplumun Burak meşvereti şeriye toplumun fikir birliğini oluşturuyormuş. Ümmet-i Muhammed tek bir şey düşünüyor. Toplumun meşveretiymiş. Sünnet-i Seniye ve itikat bütünlüğünden iman, doğru düşünmenin ve doğru yaşamanın bütünselliğine de kurban denilir. Yani so sonuç olsun doğru düşünmenin ve doğru yaşamanın bütünselliğinin teslimiyetin ve sabrın ifadesi olan kurbandır. Kurban tefik ilahiyedir. Refik tefik ilahiyenin refikidir. Hidayetin simgesidir toplumsal meşveriyeti şeriyedir. Burak ancak Kur'an'ın evamirine imtisal ve nevamisinden iştinab ile elde edilebilir. Haramların iştinabının ifadesidir Kur'an. Kurban ne demek biliyor musun? Kurp. Kurban kendisini ortadan kaldırmaktır. Allah'a nasıl yakın oluyorsun? Mesela kişi işte Rabbin en yakın olduğu an secdedir. Secde niye en yakındır? Allah'ın yakın niye oluyor? Kişi benliğinden, ilahlığından kendine tapınmanın en çok uzaklığıdır secdanın. Secdede en çok en yakın Allah'a olan yakınlığını göstermesi demek en çok kendinden uzak olduğunu andır. Kendinden ne kadar uzak olursan Allah'a o kadar yakın olursun. İşte kurban kendini ortadan kaldır kaldırarak itikadını ifade etmektir. Kendini kaldırmanın en zirve makamı secde anıdır. Sen bunu kurbanla gösteriyorsun. Bozulmuş dahi olsa her semavi dinlerde kurban vardır kendinden sıyrılma fırsatını barındırır. Burayı anladık değil mi şey Furkan? Bu secde ne demek? Kendinden en çok uzak olan Rabbine yakın oluyor. Kurban da secdeyi olduğu için kendisinden uzak olduğunu, ilah edilmediğinin göstergesidir. Lemalar 199'da da diyor, bu da ilginç bir noktaya nazar. Şefkatin en üç noktası olmasını kurban ile. Şefkatin en üç noktasıymış. Ke kendisi değil diğerlerinde var olmaktır kurban. Ne demek o nasıl çıkarttık bunu? Tavuk bile yavrusunu korumak şefkatinden kendini ite kaptırır. Tavuk yavrularımı kurtarayım diye. O zaman tavuk kendisini kaptırması şefkatin zirvesidir. Kurban da şefkatin simgesidir. Şefkat. Rahim. Şu ağlar 233 son yerimiz. Kurban Bayramı'nda 2 milyar insanın aynı zamanda Allahu Ekberler, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekberler Kelime-i semavattaki sayyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi kurban buna vesile olan toplumsal bir ibadet birliği, düşünce ve konuşma, muhavere birliğini oluşturan bir ibadettir. Kurbanda ne yapılıyor? 2 milyar insan Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah ve Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi'l hamd Yani iki milyonu düşüncesini, konuşmasını, fiilini, duygularını bir yapıyor. O zaman bir de okuyorum. Allahu Ekber kelime-i kutsiyesini semavattaki seyarat arkadaşlarına işittiriyor. Kora şu, kora oluyor. Yani birlik, konuşma, semavat arkadaşlarımıza yerden Mesaj gönderiyoruz. Tek desem ne kadar oluma olur bu Allah Ekber ama toplumun beraberliği Allah Ekber Ne kadar cami oluyor? Kurban buna vesile olan toplumsal bir ibadet birliği. Ne demek? Fiil birliği, düşünce birliği, his birliği, duygu birliği, latife birliğini oluşturduğundan toplumsal bir ibadettir. Ramazan bedensel, fikir, his duygu ve latife bütünselliğinin ibadetlerinin bayramda mükafatlanmasıdır. Kurban ise zekat değil, malların zekat değil, malların ve yaratılışın farkındalığını yani malının ve kendinin farkındalığının toplumsal tevhid ifadesinin bütünlüğe getirmesidir. Yani malım olsun olmasın, varlığımın bilinci ve şuurudur. Halk arasında kurban, kurban olayım. Halk arasında kurban olayım. Ne demek? Kurbanın gibi, ben senin kurbanınım gibi tabirlerle İsa rastetini yani kendini ortadan kaldırıp kardeşi ve karşısında yok olmanın adıdır. Mesela sahabelerin en büyük özelliği neydi? İsa, i̇shar hasleti. demek kardeşini tercih etmek. Kardeşini, içseli söylüyorum, kardeşini nasıl tercih eder? Kendimi ortadan kaldırırsam onu var ederim. Kendimi ortadan kaldırmadan onu var edemem. Kardeşimi var ediyorsam kendimi ortadan kaldırıyorum. Demek ki kurban da İshar hasletini doğuruyor. Kendimi ortadan kaldırıp kardeşimi var etmenin adıdır. Adeta zamanın sahabesi oluyorsun. Ya Rabbel Alemin yapılan dersleri dergah izzetinde kabul eyle. Bizi kendine muhatab eyle Ya Rabbi. Dergahından kovulmuş olanlardan eyleme Ya Rabbi. Kurban ibadetlerini bize nasip eyle Ya Rabbi. Kurbanla bize kurbiyetini, refrefini, burakını, hidayetini, meşveretini, isara hasretini bizde de inkişaf ettir Ya Rabbi. Kur'an şuurunu, bilincini ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. Allahu Ekber, Allahu Ekber nidalarını bu ümmeti Muhammed'e en büyük bayramına vesile olacak Cemayiri Mutafika-i İslamiye, İslam Cumhuriyetler Birliği'ni nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Müslümanlara fiil, fikir, his, duygu ve latife birliğini nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi birbirimizden ayırma. Bizim bütünlüğümüzden ortaya çıkacak ibadeti külliyeyi her bir ferdimize nasip eyle. Hizmet imaniye, Kur'aniye'den hissemizi ziyade eyle. Hizmetimizde ihlasla, sadakatla, takvayla, hizmetle iştina bu kebair sinne masar eyle ya Rabbi. İştirak ve amal uhrevimizde hissemizi ziyade eyle. Hizmetlerimizi, Müslümanların hizmetlerini, bizim nur cemaatinin da medeseler, risale Nur, Kur'ani, sünneti ve tevhidi şuuru hizmet imaniyelerimizi genellenmesine, küllileşmesine, toplumun her safhasına bu hizmetlerimizin gitmesini nasip eyle ya Rabbi. Ve ahirde vahhu men rabbil alemin. El Fatiha'tüme salavat